Efendim Posta TV ekranlarından herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi önümüzde genel seçimler var. Genel seçimler öncesinde milletvekilleri, aday adayları kendilerini tanıtıyorlar. Yine bir aday adayımızla birlikteyiz. İyi Parti İl Başkanlığı binasındayız. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Ben avukat Funda Dilara Arıkan. Ayvalık'ın, Körfez'in, Balıkesir'in milletvekili aday adayıyım. Funda Hanım, ne gibi çalışmalar yapacaksınız? Öncelikle ondan bahsedelim. Sizi biraz tanıyalım. Tam olarak avukatım dediniz ama siyasetle ilginiz tam olarak nedir? Bugüne kadar siyasi tecrübeniz nedir? Onlardan bahsedelim isterseniz. Ben İyi Parti'nin kuruluşundan bu yana arka planda da olsa her zaman hizmetimi ettim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Şu anda da akademik kariyerime devam etmekteyim. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Anayasa hukuku, seçim hukuku, siyasi partiler hukuku gibi alanlarda akademimize eserler bırakmaya gayret ediyorum. Çocuk suçluluğuyla alakalı çalışıyorum. Mesleki deneyim olarak daha ziyade ceza hukukuyla ilgileniyorum. Ama parti çalışmalarında bana katkı sağlaması için, katma değer sunabilmek için de kamu hukuku ana bilim dalında kariyerime devam etmeyi düşünüyorum. İyi Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bahadır Erdem'in tedrisatından geçmiş bir hukukçuyum. Dolayısıyla kendisinin bana kattığı hasletlerle de yoluma devam etmek istiyorum. Balıkesir bakımından söylersek ben siyasete ilk 9 yaşındayken başladım. Öyle mi? Evet, hemen anlatayım size bunu. Siyaset kaderdir, nasiptir ama ben 9 yaşındayken evden kaçıp bir mitinge gitmiştim. Beni saat gece 12 gibi falan eve getirdiklerinde de annemden bir araba dayak yedim. Miting ederken hangi partinin mitingini hatırlıyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingine tabii. Bunu söylemeyelim, keselim tabii, o zaman. Tabii. Yok, hiç kesmeyelim. Tamam. O mitingden döndüm, annemden bir araba dayak yedim. Mışıl mışıl uyudum, sabah uyandım, annem dedi ki bir daha gidecek misin? Dedim ki tabii ki gideceğim. O yüzden siyaset aşkı, azmi her zaman vardı. Ben özellikle Türk kadınlarının siyasetin içinde olmasını çok istiyorum. Ve tüm kadınları partimizde çalışmaya davet ediyorum. Çünkü kadının elinin değdiği her yerde güzellik, başarı ve huzur olur. Biz de genel başkanı kadın olan bir partinin mensupları olarak hem genel başkanımıza bin selam olsun, hem de bu ülkenin güzel kadınlarına bin selam olsun. Bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Hepsinden destek istiyorum. Çok genç bir hukukçuyum ama gençlerin de önünü artık biraz açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Güler yüzümüzle, enerjimizle, heyecanımızla buradayız. Ben herkesin de destek vereceğine eminim. Bütün memleketimde küçükten büyüğe herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Onları çok seviyorum. Onları da kucaklaşmaya davet ediyorum. Çünkü ben Foto Tahir'in torunuyum ve 72 yıldır hiç kapanmayan bir kapıda oturuyorum. Dolayısıyla ben hiç kimsenin 40 kapı çalarak geleceği biri değilim. Her zaman evi, kapısı, sofrası açık olan bir ailenin evladıyım. Bulgaristan göçmeni bir ailenin evladıyım. Ve bununla gurur duyuyorum. Ailemin cesur kadınlarına, güzel kadınlarına teşekkür ediyorum. Beni tek başına büyüten, binbir emek gösteren annemin ellerinden öpüyorum. Ve tüm kadınları da bu kadın mücadelesine davet ediyorum. Evet değerli Balıkesirliler, çok renkli bir kişilikle sizi tanıştırdık. Funda Hanım'la, avukat kendisi, aday adayı İyi Parti'den. Biz de kendisine Posta Gazetesi olarak başarılar dileriz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Basın emekçilerimizin yanındayız. Uğradığınız tüm haksızlıklarda hukuki destek vermeye her zaman hazırım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Biz de size hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet değerli Balıkesirliler, Funda Hanım'ı size tanıttık. Şimdi de kendisi adaylığını açıklayacak. Kıymetli basın mensupları, kıymetli İyi Parti'nin cesur yürekleri, il yönetim kurulu üyelerimiz, misafirlerimiz, İyi Parti'ye gönül veren tüm dava arkadaşlarım, hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Çıkmış olduğu yolda Allah
ayağına taş değdirmesin. Teşekkür ederim. Ve teşekkür başarılar ederim. Diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kazanız mübarek olsun. Zihniyeti yenmek için buradayım. Çocuk istismarına susan kararmış merhameti, köhne zihniyeti yenmek için Türk çocuklarına aydınlık Türkiye'de pırıl pırıl bir istikbal bırakmak için buradayım. Değerli hemşerilerim, 21 yıldır onlar kazandı, aziz milletimiz kaybetti. Onlar zenginleştikçe halkımız fakirleşti, biz ezildikçe onlar zalimleşti. Asgari ücretlinin, emeklinin, dar gelirlinin, emekçinin ekmeğine el uzatan zalimin bileğini bükmek ve tarihin kara sayfalarına gömmek için buradayım. Ayvalık'ın, Körfez'in, Balıkesir'in tüm sorunlarının farkındayım. Bu sorunlara geçici olmayan rasyonel çözümler getirmek, şehrimizi tarım, turizm ve sanayi ile kalkındırmak için işinin ehli, liyakatli ekipler kurmak ve onlarla çalışmak, şehrimizi kalkındırmak için buradayım. Değerli Balıkesirliler, benim mert hemşerilerim, yolumuz var. Beraberce aydınlığa, özgürlüğe, eşitliğe, adalete, sevgiye, huzura uzanan bir yolumuz var. Maviye, güneşe, umuda uzanan bir yolumuz var. Sizleri bu yolun taşlarını döşemeye, bu yolda bana omuz vermeye, Kuvayi Milliye ruhuyla mücadeleye, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türk milletinin uyanışına davet ediyorum. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında atamızın karşısına alnımız açık, başımız dik çıkmak için İYİ Parti'mizin iktidar yürüyüşüne eşlik etmeye davet ediyorum. Sizleri Türk avazına ses olmaya, bu yol arkadaşlığımızda en yakınımda olmaya, birlikte zafere varmaya, tarih yazmaya davet ediyorum. Tüm bunları yapabilmek için sizlerden yetki istiyorum. Balıkesir'in siyasetteki yeni yüzü olmaya, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adımı yazdırmaya geliyorum. Avukat Funda Dilara Arıkan. Serde gençlik, serde cesaret var. Ama bu gençlikte azim, alın teri, emek, mücadele var. Balıkesir'in öz evlatlarında ilk kurşunu atarak bir millete umut olan Ali Çetinkaya'nın 276 kiloluk top mermisini kaldıran Seyit Onbaşı'nın ruhu var. Türk gençliğinde Alparslan'ın eli, Mustafa Kemal Paşa'nın ilke ve devrimleri var. Değerli hemşehrilerim, dava arkadaşlarım, 28. dönem İYİ Parti Balıkesir Milletvekili aday adaylığımı saygılarımla kamuoyuna ilan ediyorum. Allah çıktığım yolda beni Türk milletine mahcup etmesin. İnanın biz kazanalım. İnanın Balıkesir kazansın. Çalışalım Türkiye kazansın. Çünkü biz kazanırsak Balıkesir iyi olacak, Türkiye iyi olacak ve ben iyilik yolunun taşlarını döşemek için tüm varlığımla buradayım. Sizleri de bu kutlu yürüyüşe davet ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Kabul buyurunuz. Allah'a emanet olun. Allah mahcup etmesin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.